Kahramanmaraş'a çevre gururu. Kahramanmaraş Kentsel Atık Su Arıtma Tesisi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi faaliyete alındığı Kasım 2017 tarihinden bugüne 600 bin kişinin atık suyunu doğaya arıtılmış şekilde kazandırıyor. Resmi açılışını Dünya Çevre Günü'nde eski Başbakanımız Binali Yıldırım'ın telekonferansa katılarak gerçekleştirdiği İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi faaliyette olduğu kısa süre içerisinde Sır Barajı ve Ceyhan Havzası'nda çevreye verdiği katkıyla vatandaşların takdirini kazandı. Tabii Kahramanmaraş'ımız için çok önemli bir tesisti burası. Çünkü Kahramanmaraş'ımızın evsel atıkları direkt Sır Barajı göletine gitmekte ve burada canlı yaşamını çok olumsuz etkilemekteydi. Çok kötü bir kirlilik var. Tabii şehirdeki özellikle evlerde kullanılan zehirli deterjan, tuz ruhu, birçok kimyasal ürün direkt baraja borcu edildiğinden dolayı burada hemen hemen neredeyse canlı yaşamı minimuma inmiş durumda. Tabii bu şehrimiz için çok kötü bir görüntüydü. Hamdolsun biz Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuz dahilindeki evsel atıkların çözümüyle ilgili bu projeyi Çevre Şehircilik Bakanlığımızla Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdik. Tüm dünyadaki modern şehirlerde yıllar önce kurulmuş olan bir tesis ama Kahramanmaraş'ımızda bu geç kalınmıştı. Biz bunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Burası dünyanın en son teknolojisiyle yapılan bir arıtma tesisi, atık su arıtma tesisi. En modern kok ünitesi olan bir ünite. Ayrıca burası enerji üreten de bir tesis. Kendi enerjisinin önemli bir kısmını burada kendisi üretecek. Buradan çıkan gazlardan üretecek. Bu da çok önemli Kahramanmaraş'ımız için. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Kahramanmaraş Çimen Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Kevser Cırık, atık su arıtma tesisinin Kahramanmaraş'a kazandırılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür etti. Bu gibi güzel bir tesisin Kahramanmaraş ilimize kazandırılmasında büyük girişimlerde bulunan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Atık su nedir? Atık su çeşitli faaliyetler sonucunda kirlenmiş, özelliklerini kısmen veya tamamen yitirmiş olan sular olarak isimlendirebiliriz. Atık sular genel olarak evsel ve endüstriyel kaynaklı atık su olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şu an içinde bulunduğumuz tesisimiz kentsel atık su olarak isimlendiriliyor. Yani evsel kaynaklı atık sularla endüstriyel kaynaklı atık suların karıştırılarak kanalizasyon sistemlerine toplanması ve kanalizasyon sistemlerinde bu atık su arıtma tesisinde sonlanması olarak ifade edebiliriz. Evsel atık sular, işte evsel kullanımlar sonucu, bu nedir? Banyo, tuvalet, mutfak, bu gibi faaliyetler sonucunda aslında oluşan ve kanalizasyona verilen sular olarak isimlendirebiliyoruz. Evsel atık sular çoğunlukla insan kaynaklı atık sular olduğu için bünyesinde de birçok kirleticiler barındırmaktadır. Bunlar neler olabilir? İşte çözünmüş organik ve inorganik bileşikler, katı maddeler ve virüs ve bakteri gibi hastalık yapan ve çok ciddi etkilere sahip olan mikroorganizmalar olabilir. Bu nedenle bu suların arıtılması, bu kirleticilerin çevresel ve sağlık açısından risk oluşturmaması için arıtılması zorunludur. Zorunlu hale gelmiştir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ciddi destekleriyle ve girişimleriyle ortaya konmuş olan bu tesisimizde Türkiye'yi örnek teşkil edecek bir tesis haline gelmiştir. Atık su arıtma tesislerinin işlevi nedir? Bu tesisimizin işlevi tamamen kanalizasyon kaynaklı atık suların herhangi bir su ortamına, yüzeysel su ortamına verilmeden önce arıtılması, yani içerisinde zararlı etkiye sahip olan birçok kirleticinin giderilmesi amacıyla kurulmuştur. Deşarj edilen suyun alıcı ortamın, daha doğrusu kalitesinin bozulmaması ve doğal ortamın, canlı ortamında tehdide uğramaması için yapılmış bir tesistir. Arıtılmış suların
iyi bir şekilde arıtıldıktan sonra, önemli kirleticileri giderdikten sonra bu ortamlara verdiğiniz zaman yüzeysel sularda canlı yaşamı, fotosentez, toksik etkenler bir şekilde bertaraf edilerek aslında ortamın olumsuz olarak etkilenmesinin önüne geçilecektir. Böyle bir tesisin Kahramanmaraş'ımızda kurulmasının önemi nedir? Böyle bir tesis daha öncesinde yoktu. Kahramanmaraş ilimize ait kanalizasyon sisteminde yer alan atık sular direkt olarak Sır Barajı'na verilmekteydi. Sır Barajı üzerinde de büyük tehdit vardı. Böyle bir tesisimiz bu tehdit ortadan kaldırmış olup bu gibi kirletici konsantrasyonu yüksek atık suların Sır Barajımız üzerinde meydana getireceği olumsuzluklar da minimize edilmiştir. Günümüzde ciddi bir şekilde önemli olan tatlı su kaynaklarımızın iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kalitesinin bozulmaması, gelecekte de su kıtlığından bahsediliyor biliyorsunuz. O yüzden mevcut su kaynaklarımızın, yüzeysel su kaynaklarımızın mümkün olduğunca korumamız gerekiyor. Bu tesisimiz bu şekilde mevcut su kaynaklarımızın da kalitesinin düşmemesi, su kaynaklarında bulunan bitki ve herhangi balık gibi su canlılarında korunması için, doğal ekosistemin bozulmaması için yapılmış bir tesistir. 110 milyon liraya mal edilen Avrupa Birliği standartlarında Türkiye'nin en modern atık su arıtma tesislerinden birisi olan tesisi inşa edilmeden önce Kahramanmaraş'ın atık suyu arıtılmadan doğrudan Sır Barajı'na akıyordu. Temiz bir gelecek için inşa edilen atık su arıtma tesisi sayesinde daha önce kontrolsüzce Sır Barajı'na akan atık sular son teknolojiyle ileri biyolojik olarak arıtılıp temizlenerek tekrar doğaya kazandırılıyor. Kahramanmaraş'ın barajları, dereleri, akarsuları ve su havzaları korunuyor. Bu gördüğünüz atık su dediğimiz giriş su. Bunun içerisinde her türlü zararlı kimyasal var. Zehirleyici, evet, bir sürü. Yani kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız kimyasalların tamamı. Yani deterjandan tuz grubuna kadar bütün kimyasallar bunun içerisinde. Bunu biz çevreye attığımızda doğal kaynaklarımızı ne yapıyor? Zehirliyor. Yani bizi zehirliyor. Yani yaşadığımız çevreyi zehirliyor. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Bu hale getiriyoruz. Bu çok kıymetli bir şey çünkü bugünü düşünerek konuşmayalım. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra eğer biz bunu yapmazsak çocuklarımızın yaşayacağı bir çevre kalmayacak. Doğal su kaynaklarımız kalmayacak. Tarım arazileri kalmayacak. Çünkü bizim şu atıklarımız bütün çevreyi kaçınılmaz olarak zehirleyecek. İşte bunu kaynağında temizleyen bir tesise kavuştu Kahramanmaraş. Bu son derece kıymetli. Bunun için hem hükümetimize hem de belediyemize ben çok teşekkür ederim. Bir yıl önce bu baraja hiç yaklaşamıyorduk. Kokudan durulmuydu. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı projeden dolayı barajımız tertemiz oldu. İstediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Koku kalmadı. Daha önce hatta hayvanlar dahi suyun kenarına gelip içemiyordu yani suları. Çok bir kötü koku vardı yani, bir tabaha oluşmuştu. Ama şu anda vatandaşlarımız hayvanlarını otlatıyor, balık avlıyorlar. Yani barajın kenarı cıvıl cıvıl şu anda, gerçekten çok güzel oldu. Yani ancak bu kadar olur zaten. 30 yıllık yapılmayanı Sayın Belediye Başkanımız şu anda yapmış. Öncelikli olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz daha önce barajda ne balık tutuyorduk ne yüzmeye gidiyorduk. Hani daha eskiden gidiyorduk da son zamanlarda gidemez hale gelmiştik ama Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başlattığı projeyle atık su arıtma tesisiyle barajımız şu an gün yüzüne çıktı. Yani artık rahatlıkla ben balık tutabiliyorum ve baraja girebiliyorum. Hayvanlar su içebiliyor. Eskiden çok kötü bir tabaka vardı yani suyun yüzünden belliydi. Ama şu an suyumuz masmavileşti. Belediye başkanımız arıtma tesisini yapmıştır. Daha önce arıtma tesisi olmadan önce baraj çok kötüydü. Şu ansa arıtma tesisimiz yapıldıktan sonra barajımız gerçekten çok güzel çağına bir suya kavuşmuştur.
Bu rüzgarlı havada bile balık tutmaya geliyoruz. Yani o kadar temiz su ki tuttuğumuz balıklar aynalı sazan balığı. Gerçekten temiz su, suyu var. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Kavlaklı adına tüm Kavlaklı adına selamlarımızı iletiyorum. Teşekkür ederim.